Alice Howe'un amacı dikiş makinesi iğnesini keşfetmekti. Bu amaçla gece gündüz demeden çalıştı fakat başarılı olamadı. Yine başarısız gecelerinden birinde sızıp kaldı. Rüyasında vahşi bir kabileye esir düşmüştü. Kabile reisi kendisine dikiş makinesini bir an önce yapmasını emrediyordu. Yoksa öldürülecekti. Howe korkudan iğneyi unutmuş, kendi canının derdine düşmüştü. Artık ölüm vakti gelmişti. Ellerinde mızraklarla Howe'un etrafında dans ediyor, bugünün Apache gençlerine ilham kaynağı oluyorlardı. Howe bu mızraklara dikkatli bir şekilde baktığında çok önemli bir fark gördü. Mızrakların uçlarında göz şeklinde delikler vardı. Kabile rüyasında Howe'u o mızraklarla öldürdü. Howe uyandığında deliği iğnenin ucuna koyması gerektiğini anladı. Bu iğne yapısını bir an önce uyarladı. Dikiş makinesi iğnesinin bulunmasını bir rüya sağladı. Bazen hayallerinizin gerçek olması için doğru rüyalar görmeyi bilmeniz gerekir. Seyirciler hazır mıyız? Bildiğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçülisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bu gidişat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz. Uzakta durma gel bebeğe. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abiciğim? Ben sana istediğin birini öldür dedim. Sen de gittin tamircinin oğlunu öldürmeye kalktın, öyle mi? Efendim tam olarak öyle olmadı. Zaten çocuk da ölmedi. Ulan iyi ki ölmedi. Zaten çocuk da ölmedi. Övünüyor musun pezevenk? Kendimi affettireceğim efendim. Bırak şimdi. Artık çok geç. Dikkat çeker. İçeride ne yapıyorlar? Çizimler, planlar ne varsa birer kopyasını istiyorum. Bir de o nevale mi ne diyorlar ya ondan bir parça getir. Emredersiniz efendim. Efendim bu ilaç çocuk yapmaya yarayan ilaç. Ne zaman elime geçer? Sen vazifeni tamamlayınca. Bu arada sen aralarını bozacaksın. İftira et, nifak sok, fitne sok, ne sokarsan sok. Biraz yavaşlat. Zamana ihtiyacım var. Ulan arkadaş, bilim adamlarına değer verelim. Ülke bilim insanına sahip çıkmıyor dedik dedik. İş döndü dolaştı yine dedemize sahip çıkalıma bağlandı ya. Ay dede bak, bilim adamı açık fikirli olur. Tamam anladık. Öyle tabuları falan olmaz. Anladık ama gözünü seveyim şu beş temeli kapat ya. O nedir ya, evrenin ayıp parçacığı gibi. Nüdis misin sen ay dede? Kapat! Ah! Ah! Yandım! Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hatta bu yanmayı da açıklayabilirim bilimle. Yahu şu suyu ılıştırın. İşte bak abisi, her ne kadar izafiyet teorisi, evrim teorisi de desek, aha bu leğenin içerisine girdiğin zaman eğindeki Ramazan dedene benzersin. Ay dede ne oldu? Senin o izafiyet teorisi üzerine afiyet olmadı mı şimdi? Ilıştırın ne lan? Abi üzerine izafiyet kusacağım artık ya. Ya adamın üzerindeki halkalara baka baka yaşını tahmin etmeye çalışıyorum ya. Dede, ay dede, 69 doğru mu? Hayır! 79 yaşındayım. Demek ki görmediğimiz yerlerde birkaç halka daha var. Ay dede, Allah rahmet eylesin. Nereye gömek seni? Ya tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun la. Nereye gidiyorsun sen? Ay dede gözünü seveyim bak. Banyo bozuk dedin. Anamı evden gönderdik. Su ısıttık sana. Abdest aldıracağız diye. Ya gitme dur. Ağzına burnuna su vereyim. Ay dede. Yalnız ben seküler bir bilim adamıyım. Hemen giyinip gitmen lazım. Ya ay dede gel buraya. İğne ucu kadar boş yer kalmayacak kuryer Ay dede gel lan buraya. As. Mayap abisi. İşte bak görüyor musun? Sen ben sinirlendiğimiz zaman insan döveriz. Aha bu bilim adamları da atom bombası yapıyorlar dünyayı havaya uçuruyorlar. Bir saçını maçını yıkayayım senin boş durmasın. Tövbe estağfurullah. Üçüler mi seçüler mi lan?
Evet sevgili seyirciler, İstanbul'un orta yerinde Kanlıca'da bir insanlık dramı yaşanıyor. Haber merkezimizde başvuran 87 yaşındaki Şerif Hakiki Özdemir, rutubetli tek göz bir odada yaşam savaşı veriyor. Evet, şu anda yanımızda Şerif amca var. Seni tanıyabilir miyiz Şerif amca? Tanıyın, tanıyın. Boyum 1.75, topuklu giyince 1.78 oluyor. Gözlerim kara, bakışım açar, kafada yara. Ehliyetim var ama dostlarım cezai ehliyetimin olmadığını söylüyor. İkili ilişkilerde hep verici taraf ben oluyorum. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Şerif amcanın akli dengesi de yerinde değil. Peki mahalleli sana sahip çıkıyor mu, yardım ediyor mu? Ediyor, ediyor. Bakıyorlar, sağ olsunlar. Yani kol komşu giysi yardımında bulunuyor. Ya ama tabii mahallenin çoğunluğu kadın olunca daha çok böyle şeyler getiriyorlar. Bir kadın çıkarttı, burada verdi. Almam da diyemezsin ki. Bir tanga da var, göstereyim mi? Yok yok yok, tamam tamam. Sayın seyirciler, Şerif amca yardımlarınızı bekliyor. Aşağıdaki hesap numarasına her türlü para cinsinden yardımda bulunabilirsiniz. Şerif amca, seyircilerimize söyleyeceğin son bir sözün var mı? Var var. Bir şarkı söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Sayın seyircilerimiz, Şerif amca hasta yatağından sizler için bir şarkı söyleyecek şimdi. Ey seksi lady! Kime diyorum lan? Bu levu kuşu abi. İbediğin hayran kuşak. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Şimdi de hayırsever vatandaşın parasına mı göz diktin? Adam çakallı ulusal kanalar taşıdı ya. Aha geldim. Ne haber lan kerizler? Ya sen ne yapıyorsun Şerif amca? Şimdi de milletin rızkına mı göz diktin? Ya Tayland'a gideceğim ya, para lazım. Bir arkadaş var, öve bitiremedi oraları. Tesisatçı dükkanında satacağım. Parasını orada yiyeceğim. Hilmi için güzel bir fırsat. Senin tesisatçıyı ben alırım. Ancak sen de televizyona çıkıp hayırsever iş adamı Hilmi Gazmıkçı bana sahip çıktı deyip benim reklamımı yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sattım gitti. Al anahtarı. Aldım gitti. Tayland anlattığın gibi değil mi? Bak sana güvendim, dükkanı da sattım ona göre. Cehenneme gitmeden önce görülmesi gerekli yerlerin başında gelir. Kavimler göçünde Lut kavmi oraya göçmüş. Öyle düşün. Ala. Vallahi canımdan bezdim. Temizliği biter yemeği başlar. Yemeği biter dizisi başlar. Allah'ım al canımı da kurtulayım. Anacığım sen ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Ağzından yere alsın anne. Sakın bir daha öyle bir şey duymayacağım. Sakın. Ama şunu duyabilirim bak. Ali Özdemir'i çok seviyorum. Veya Metin Özdemir. Ben sizi çok seviyorum da siz beni sevmiyorsunuz. Sevseniz böyle yapmazsınız. Ne yapmayız anne, ne yaptık ki? Ayağıma basıyorsunuz. Çek ayağını Metin. Ha, pardon ya. O zaman hediyesini ver de kadıncağızın morali yerine gelsin abi. Abi Metin Özdemir, are you ready? Yeah. Hadi bakalım köfteleri kaptın yine hediyenin en güzelini. Al sana kart. Ne kartı bu? Anacığım bu Yozgat'ta belediye otobüslerine indirindi binmeni sağlayacak olan kart. Yani Yozgat. Ne işime yarayacak bu benim? Asıl bizim de işimize yarayacak ya. Bize birisi vermiş ki biz de sana veriyoruz. Yozgat'a işin düşünce kullanırsın anacığım. Oğlum benim Yozgat'a niye işim düşsün? Ya anacığım o kadar insanın işi düşmüş ki Yozgat diye bir memleket olmuş ya. Bunun Boğazlıyan'ı var, Solgun'u var, Akdağ Madeni var. Gezebildiğin kadar. Bana bak siz beni niye habire Yozgat'a yollamaya çalışıyorsunuz lan? Anne Yozgat cennette bir köşe gözünü seveyim ya. Bir Amsterdam, iki Yozgat. Bu ikisini görmeden ölmeyeceksin. Evet Ren Nehri bir. Çekerek veresi iki. Hadi biz kaçtık. Yozgatlı power diyorum hala. Şu pantolon nasıl? Hoşuna gitti mi? Pardon. Buyur ablacığım. Şu pantolonun 44 bedeni var mı? Abla 44'e çocuğa bol gelir ya. Olsun abisi. Büyünce de giyer. İyi. Güzel yatırım. Abla 44 bir tane kaldı. O da mankenin üstünde. İstersen çocuklara çıkarttırayım da denemek ister misin? Olur değil mi oğlum? Biz deneyebilir miyiz? Oğlum. Şu ortadaki mankenin üstündeki pantolonu çıkarın ablanıza bakayım hadi. Nazik olun biraz. Baksır da güzelmiş. Onu da deneyebilir miyiz? Abla don mankenin donu satılık değil. Satmıyoruz donu. Abla boş yollamayalım seni be. Satabiliriz de. Ya 5 lira, 5 liraya satayım sana onu. Kalsın. İkinci el don 5 lira olur mu? Sen bir pantolon dene konuşuruz gene abla. Pardon.
olsam part-time burada çalışıyormuş dediler ama. Bu ne işi? Bu nasıl iş ya? Vallahi hesapladık. Plastik mankenlerden daha ucuza geliyor. Biz de çalışıyoruz böyle yani. Neyse, paydos saati de geldi. Paydos ettirin çocukları. Paydos. Çocuklar paydos. Ya Eda, kusura bakma. İş kıyafetimi benden sonraki arkadaşa teslim etmem gerekiyordu da. Millet Oğuzhan mağazada çalışıyor deyince ben de tezgahtarlık falan sandım. İşin dediğin bu mu? Ne varmış şimdi? Eda, ben vücuduyla para kazanan bir erkeğim ve bundan hiç utanmıyorum. Evet, bir hayat erkeğim ama benim için namus iki bacak arasında değil, beyindedir. Ay sen ne mezunsun olsan ya? Mağdur dili ve fakir edebiyatı mı? Yo, muhasebe. Hani Aksaray'a çalışmaya gelen atom mühendisi Rus ablalar var ya, işte ben o ekolderim Eda Hanım. Neyse olsan, madem işe ihtiyacım var, ablam yanımdan ayrıldı. Ezan de bana bir yardımcı lazım. Benim için çalışır mısın? Bir saniye, kısmetin kapanmasın. Bu teklifini biraz düşünebilir miyim? Tabii ki. Düşündüm ve kabul ediyorum. Ne zaman geleyim çalışmaya? Sen ne zaman istersin? Ya ben 12 saattir ayaklarımın üzerinde duruyorum da ayaklarımı hiç hissetmiyorum. Ayaklarım birazcık çözülsün, gelip başlayayım çalışmaya. Bana uyar. Ha, bir şey diyeceğim Eda. Eczane önlüğünü sen mi veriyorsun yoksa benim ilkokul önlüğüm duruyor? Onu mu giyip geleyim? Bence çıplak gel. Üstüne önlüğü giyersin. Ay saçma sapan konuşma olsan ya. Ne önlüğü? Normal giysen yeter. Olur. Allah. Vallahi şansım ya, ver gidiyor. Pardon. İşi kabul etti mi kuzum? Hemen saniyesinden mi? Oğuzhan çok gururlu bir çocuktur. Başka türlü ona yardım etmemi kabul etmezdi. Sağ ol kuzum. Oğuzhan'ın ilk maaşı hemen ver ki akibe olsun. Peki amcacığım. İlk geldiniz mahallemize. Bu yaştan sonra parayı mezara mı götüreceğim kızım? İnsanları sevindirmekten güzel bir şey mi var? Adamı bildiğin yıkadık lan. Fellak Metin Efendi. Şunlara bak. Ne yaptınız lan? Normalde sizin içeride şu anda ekmek arası helva yiyor olmanız gerekiyordu. Niye açmadınız ekmek teknemizi? Ekmek teknen Titanik gibi batıyor koçeri. Tövbe estağfurullah, sabah sabah ağızlara bak ya. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun abinle? Sen karışma Ali, seni severim. Bu Metin'den Anıyar'la bizim aramızda. Oğlum sizin kafanız mı güzel lan? Ha? Sabah sabah çay niyetine tiner mi içtiniz oğlum siz? Nasıl laflar bunlar? Kafamız güzel değil ama artık rahat koçero. Biz artık karşı dükkanda tesisat ustası olduk. Durun durun, öyle hemen düşman olduğumuzu düşünmeyin. Biz gidelim, ondan sonra düşünürsünüz. Ulan ne kerizler var ya. Gençler bak, büyük laflar etmeyin. Yarın bir gün altında ezilirsiniz. Şimdi size verdiğimiz sürenin sonuna geldik. Hadi abisi. Az bile ettik. Hatta dur bir tane daha edeyim. Ali, Metin. Oğlum bu tip ne lan? Önünüzü yıkayan imam putperest olur yeminle. Tamam lan tamam. Gidin Şerif amcanızın yanında çalışın da üç gün sonra sizi pavyona salsın. Görün ebenizin gondiğini. Hadi. Biz yaş tahtaya basar mıyız koçum? Karşı dükkan artık Şerif'in değil. Sinan Usta, Tarık Usta. Hadi gelin de yeni dükkanınızda takılın. Adaptasyon sürecinizi çabuk atlatırsınız. Bu ne lan? Şimdi mi aldı orayı? Çıraklığa başladığım ilk günden beri bugünün hayalini kuruyorum. Müsaadenizle size son bir sözüm daha var. Ha söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın. Hadi. Lan siktir. Gelin. Metin! Ali! Artık muhteşem Hilmi'nin topraklarındasın. Sizi burada yaşatmam. Rım tım tınınım, rım tınınım. Yiğit Bey, babanız buraya geldiğimizi anlarsa... Babam hakkında değil, benim hakkımda endişelenin. Beyler, babam hiçbir şey duymayacak çünkü... Tahsin Bey'in yanına gidersek... Gitmeyeceksiniz. İstediğim verileri getirdiniz mi? Evet Yiğit Bey. Buyurun. Sen bıyık mı bıraktın? Bıyık bıraktım. İyi. Şahtın şahbaz olmuşsun. Benden haber bekleyin. Çek. Bir kuryeliğimi eksik damına koyayım. Bana mı? İcra celbe mi? Aram emri mi? Kim göndermiş? Sana SMS attım, bakmadın. Mail yazdım. Okumadın. Hakkında dedikodu çıkardım, iplemedin. İnternete çıplak videolarını koydum, sildirtmedin. Belli ki teknolojiyle pek aran yok. Ben de mecburen eski usule döndüm. Sezai, bazı günahların kefareti olur ödersin. Ama bazı günahlar var ki vebalini ömrün boyunca sırtında taşırsın. Lan, bu ses... Turgut'un sesi bu.
Mektubu o mu yazdı ki? Yok lan, ben yazmadım oğlum. Arkanda okuyorum sesle. Lan ne yapıyorsun orada oğlum? Gel yanımda oku şu mektubu ya. Tribes okuyorsun beni durduk yere. Allah Allah. Al. Artık o günah dolu gecenin meyvesiyle tanışmanın vakti geldi. Geçikmiş bir tebrik olacak ama hayırlı olsun. Nur topu gibi erkek evladın oldu. Hatta büyüdü. Benzincide çalışmaya başladı. Git ve onunla tanış. Benzincide çalışan oğlun babasını bekliyor. Biri seni fena makaraya sarmış Sezai. Cinnah Turgut. Cinnah. Kimsenin beni makaraya sardığı falan yok. Korktuğum başıma geldi. Sen benim ne kadar politik bir adam olduğumu biliyorsun. Yani kafam çok güzeldi Turgut abi. Gerçi kafam hala çok güzel ama. Bak bak bak. Sonra ne yaptım? Kim olduğunu öğreneyim diye mahalledeki bütün kızlara öpücük attım. 3 gün aralıksız babalarından dayak yedim. Vay be. Benzincideki çocuk bu hikayede temeli atılan çocuk mu diyorsun ya? Ya bilmiyorum Turgut. Vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağız şimdi? Vallahi seni bilmem ama. Ben bu hikayenin üzerine bir çay içerim Sezai. Kara, oğlum bir çay yap lan bana. Abi düşünüyorum bir türlü işin içinden çıkamıyorum ya. Dur oğlum, halledeceğiz her türlü. Kafa kafaya verdiğimiz zaman bizim çözemeyeceğimiz iş yok abisi. Abi o kadar kolay değil. Bu iş seni de beni de aşar. Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abine bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel, diğerinin poposu davulunmaz gibi ya. Ne ciciği? Kimin lan? Ya Kate Upton'la Adriana Lima'nın ya. Kate Upton'un cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Senin Allah cezanı vermesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son 3 senedir her gün boş kaldım da bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle mi? Evet. Hinli bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çalacak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen biraz da bunu düşün. Düşüneyim. Hilmi bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemen cicik. Kate Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. Döndü dolaştı yine Kate Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış. Borcunuzu affederim diyor ama işte geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya ocağımıza incir ağacı dikecek. Hilmi bizi batıracak. Batıracak. Batırmak Kate Upton. Ya bana... Upton diyor. Seni burada var ya lima lima ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı iki dükkan olsun. Tatlı tatlı atışalım. Burası Mezopotamya. Burada kan tarihle yaşıt. Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run Forest, run! Oluyor lan. Efendim, Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisat olarak her türlü tesisat işlemimizi yapmaya hazırız. Evet efendim, karışlıkken bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle mi? Efendim ben hem işçilik parası almıyorum hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak, eklemeye Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum, hem malzeme parası alıyorum, hem de Metin'e türkü söyletmiyorum. Ama Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim. Seninle geliyorum birader. You win. Hilmi! Perfect. Vince! Metin müşteri gidiyor abisi, bir şeyler yap. Ulan tesisattaki sorunları bize yaptırmayan müşteriyi indira zorlar gondiklesin lan. Oo, çok büyük küfür etti. Birader sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi, takip edin beni. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Aa, gitti ya lan. Taksimetre de açıktı biliyor musun? Run Forest, run. Belki şu bandı yakalarız. Run Özdemir, run. Bakayım. Oho, mal ya. Tahsin. Yiğit geldi yine. Yiğit mi geldi? Bekle, ben onu telleyip geliyorum. Ulan senin...
Bak Yiğit, anlayabileceğin iki dil bir araya getirerek bir daha anlatacağım. Tahsin, elimde sizi 5 sene ileriye taşıyacak veriler var. Oksijenle hidrojeni elektromanyetizmayla nasıl ayıracağınızı ortaya koyacak veriler bunlar. Siktir lan! Ne yapıyorsun sen ya? Amacına ulaşmak için neler yapabileceğini önceden biliyorum ben. Senin burada yerin yok. Son uyarım bu. Defol git! Yalnız beni doğru tanımışsın Tahsin. Amacıma ulaşmak için yapamayacağım şey yoktur. Memnun musun işi kabul ettiğin için? Vallahi Eda, ben bugüne kadar bana teklif edilen hiçbir işi reddetmedim ki. Sırf bu yüzden 3 sene Japonya'da nükleer reaktörde çalışmak zorunda kaldım. Hiç denk geldim bilmiyorum ama ben geceleri karanlıkta uranyum gibi yemyeşil parıldarım. Reaktör işi çok sakat iş. İyi günler. Ben bir hamilelik testi alacaktım da. Tabii ki. Bir dakika, bir dakika. Hanımefendi niye alıyorsunuz ya? Boşa bir dünya masraf. Ben size beleşe yaparım hamilelik testi. Buyurun gelin böyle. Gelin gelin, buyurun oturun ya. Çekilmeyin. Tamam ben de. Hanımefendi şimdi ben size cevabı evet ya da hayır olan sorular soracağım. Ona göre anlayacağız hamile olup olmadığınızı, tamam? Tamam. Soru 1. Karnınızda böyle solucan gibi kıpır kıpır eden bir şeyler oluyor mu? Hayır. Hayır. Güzel. Soru 2. Partneriniz mevzu esnasında hain düşman al sana bombe. Öte ve kalkmış diyorlar ya, doğru mu diye bağırdı mı? Evet. Evet, evet, çok güzel. Soru 3. Siz de yabancı film izlerken eleman yatağa ayakkabılarıyla girdiğinde puh pislik herif, bu da modernlik değil artık ya diye içinizden geçiyor mu? Geçiyor. Geçer, geçmeli. Geçiyor. 4. ve son sorumuz. Yalnız bu biraz özel bir soru. Yani isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Sizce sadece Lil Cengiz Düğün Dernek filminde neden yoktu? Çünkü başka bir filmde oynuyordu. Algı yönetimi başarılı. Güzel. Teşekkürler. Evet, testimizin sonucuna göre siz hamile değil Bağkur emeklisi çıktınız. Ana, nasıl oldu lan bu? O yüzden size normal bir hamilelik testi verelim, değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet ya, öyle yapalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hanımefendi, bari testin üzerine işaretleme yapmayın da işiniz bittikten sonra ihtiyaç sahibi birine versiniz, tamam? Biraz empati lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bay gelin. Sezai'ye, yani babama. Sevgili babacığım, sen bu mektubu okuduğunda ben çok uzaklara gitmiş olacağım. Tahmin edemezsin ki, hiç uğraşma. Söyleyeceğim şeyleri anlamana imkan yok. Ben! Ne yapıyorsun lan? Çıkıyorum baba. Evden kaçma mektubu yazmışım. Evden kaçma değil babacığım, aya gidiyorum. Not bıraktım merak etme diye. Lan oğlum, sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım diye yazmışım. Bir saat önce onu yazdım da sonra gitmeden alet dolabının içinde cheesecake gördüm. Onu yemeğe dalmışım. Cheesecake mi? Lan ben süngerin üzerine bir parmak gresya bırak dedim, onu mu yedin lan sen? Lan Allah senin... Uzaklara gidiyorum ne peki? Zeytinburnu'na gidiyorum. Oranın imamı hızlı kıldırır. Ulan dediklerimi anlayamazsın ne peki? Düpedüz kaçma mektubu bu. Sende Arapça var mı baba? Misal süphaneke. Anlayabilir misin? Anlayamazsın. Ya yürü git yürü. Koca mektupta dahi anlamdaki D'ler, bağlaç ki'ler bitişik. Yürü git. Hal eki D'yle iyelik eki ki'leri ayrı yazmışsın. Yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme, çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işler değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. Yürü. Hı. Yürü git, yürü git. Allah kabul etsin, yürü git. Zeytinburnu'na yetişemem de burada kılarım. Önce ağza mı burna mıydı baba? Lan ben senin... Yürü! Allah Allah, Yüce Mevlam hayatta herkese ikinci bir şans veriyor bak. Ulan seslenmeseydim de evden kaçsa mıydı ya? Selamun aleyküm Feyza. Nasıl gidiyor iş güç? Kızım ne zamandır görüşemiyoruz ya? Sezai abi ya, biz seninle ne zaman görüştük ki? Sen benzini bile başka benzinciden alıyorsun. Kendi benzincimden başkası öksürtüyor biliyor musun? Geldik oturduk, Allah'ın selamını da verdik. Ne içersin diye sormak yok mu? Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne içersin? Benim çayımı falan içmek ister misin? Ya bırak ne içmesi! Konuşmaya geldik. Bir şey içmeye mi geldik kızım? Şimdi sen merak ediyorsundur. Mahallemizin güzide de ototamirci Sezai Usta o dinginliği niye bırakıp geldi diye. O hiç merak etmiyorum ben. Kim bilir yine sen hangi boş işin peşindesin Sezai abi? Tamam, ben yine de anlatayım. Bunu bilmek senin de hakkın kızım. Nihayetinde oğlumun patronusun. Anlamadım pardon. Anlamadım pardon. Ya gördün mü? Seni bile nasıl şok etti. Bir de beni düşün. Baba yüreğim nasıl pır pır atıyor anlatamam.
Ya aman Sezai abi be! Sabah sabah kolonyalı mendil mi emdi? Senin kafan mı iyi? O kafa yapıyor muydu ya? Ben gençliğimde biraz kullanıyordum. Boş ver sen, karıştırma. Bana bak. Mektup gönderdi biri. Geçmişteki günahımın ekstresi yeni geldi elime. Üstelik asgarisini bile ödememişim. Bir oğlum daha varmış. Benzinlikte çalışıyormuş. Ne diyor? Kimmiş peki? Kim olduğunu ben o kadar iyi biliyorum ki. Kalözsüz hayatta olmaz. Evet beyler. Mutfak burası. Oranın gideri tıkandı. Abi gözünü seveyim. Burası bir kokudur ya. Sadece ben bir şey diyorum. Ben bunu mandıra falan mı işletiyorsunuz abi? Arkadaşlar çalışan mı? Yok. Arkadaşlar üniversite öğrencisi. Benim kiracılar. Çocuklar. Hadi kalkın bakalım. Bu ne lan? Bak ustalar geldi. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. Çocuklar size yardımcı olur tamam mı? Arkadaşlar baytar mı olacak? Yok. Mühendis. Hadi kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Mutfak işte burası. Sen bir otur bakayım evladım. Ali Özdemir. Metin Özdemir. Oğlum siz nasıl bir hayvansınız lan? He? Bu nasıl bir pislik? Bu pislikte yaşanır mı lan? Bu mutfağın hali ne oğlum? Şu tezgahın haline bak. Deterjana küsmüş oğlum bu. Nerede ne okuyorsun sen bakayım koç? İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde okuyorum abi. Yazıklar olsun lan senin okuduğuna. 4 yıllıksa iyi. 2 yıllıksa bak uyandırayım. Askerliğe uzun dönem yaparsın. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Şu tiplere bak. Müptezel misiniz oğlum siz? Gözümden kaçmadı bak bu makarnaları. Makarna mı kaldı lan? Makarna ne lan? Allah Allah. Oğlum siz hiç utanmıyor musunuz lan? He? Utanma yok mu sizde? Hadi kendinizden utanmıyorsunuz. Eve gelip gidenden utanın lan. Bir tane kız girse buraya 3 günde tinerci olur. Çıkar lan. Ayıp. Abi biz zaten mühendislik öğrencisi olduğumuz için pek karı kız ortamımız olmuyor. Vallahi mı? Sıçacaksan söyle kenara çekilelim. Manyak mısın oğlum? Sıçacağım mı? Nasıl konuşuyorsun? Çoğumuz en son kadın gördüğümüz günü bile hatırlamıyoruz yani. 120 kişilik bölümde 230 tane erkek var. Öyle. Abi biz ilk üniversiteye falan gitmemişiz ya. Sen kör topal evlenip boşandın. Bu onu bile geçiremezsen. As. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun işte yumurtaların hepsi. Abisi bir saniye. Yumurtaların hepsi öyle çürük değilmiş. Allah kabul etsin. Namaz mı kılacaksın? Kardeş bak namaz kılacaksan çok büyük hata yapıyorsun. Kıble bu tarafta. Gerçekten bak buna baktım. Pusula bu. Mekke pazarından aldım. Her girdiğim evde de bakarım. Kıbleyi gösteriyor. Yanlış yapıyorsun. Şu taraf. Yok abi ben yoga yapacağım. Yap yap yoga yap sen. Ulan tam mühendis kafası çıktınız yemin ediyorum ben. Tango, yoga, salsa. Karı kız ayarlayacağım ayağına. Gitmediğiniz etkinlik yapmadınız. Hobi kalmadı lan. O güzelim milongo gecelerini de içine ettiniz zaten ha. Ülke sizin yüzünüzden sanata hasret lan. Sanat gelişmiyor oğlum ülkede. İşte abisi bunlar ülkeye emanet edeceğimiz aydınlık yüzler. Bir de bize çok iyi tesisatçıdan mucit mi olur diyorlar. Aha bunlardan mı olacak mucit? Gözümden kaçmadı. Bu ne lan? Hanginiz başlık işletiyorsunuz? Söyleyin bayım. Bir de siz bununla yüzünüzü sildiniz değil mi? Yazık. Abi biz istemez miydik kız arkadaşlarımız olsun? Birlikte gezelim, tozalım. Sırf onlardan utandığımız için bile olsa şu evi temizleyelim. Aynen. Üzerimize adam akıllı bir şeyler giyelim. Ama olmuyor abi işte olmuyor. Bunlar hep yokluk. Abi Allah'ını seversen gel işimizi gücümüzü yapalım. Halledelim gidelim şu evden ya. Bu ne lan böyle? Babası ölse bu kadar üzülmez bu ya. Sapık! Sapık! Gençler. Mutfağı sadece yemek için kullanıyoruz değil mi? Aman. Oğlum şunu al da ellerin boş boş durmasın. Bir bokayarak. Hadi. Bak transa geçti omlet yapıyor. Al baba. Hemen getireyim. Şükrü. Sen bugün çalışıyor muydun? Ha Zeliha'nın işi çıkmış onun yerine bakıyorum abi. Dün de Mehmet'in yerine geçmişsin. E o da işim var dedi gitti o yüzden. Şükriye. Bak biz seni part time olarak işe aldık. Full time çalıştıramayız. Abi işim gücüm yok evde boş boş oturuyorum ne yapayım? Kalan günlerde part time olarak çalışabileceğim başka yerler biliyorum. İstersen görüştüreyim seni. Aa vallahi çok iyi olur abi teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun. Tarihi bir ana tanıklık edeceksin şimdi. Babam ve oğlumdaki gibi bir sahne. Dikkatli izle. Yavrum! Yavrum!
Yok artık. Hayırdır Sezai abi? Yok ya. Yok bir şey. Öyle içimden geldi. Sarılayım dedim. Hadi siz işinize devam edin hadi. Sezai abi, sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? Ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum, dedesinin arkasından Fatiha yerine Dale Dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Deniz'e bakıyorum, sanki benim flashback'im. Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise belki olabilir. Aynen öyleydi. Adriana Lima'nın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı. Onun anasını... Sezai abi tamam ya. E ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil. Ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. Give me fire. Follow me. Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yo birader, benim öyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir his doğdu içime. Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl mı okunuyordu la vesveseye? Deprem oldu, bir titredik, hissettin mi? Ya yok bir şey, benim midem guruldadı ya. Bir sakin ol. İyi hatırlattın abi, ben bir şeyler atıştırayım. Oo, bugün çok şanslı günümdeyim. Ne yiyeceğimi hemen buldum. Tamam gel la gel, ben biraz aldım. Gel al ya, içimize yetecek kadar da var. Kedi maması yenir mi Oltan? Oo yok, kuş yemini kedi mamasını elleme. Köpek bisküvisi zaten yasak. Siz de hiçbir şey yedirmiyorsunuz ha. Tamam da onu yemen çok sağlıksız. Allah Allah, ne sağlıksızmış. Sen hiç hastane köşelerinde kanserden ölen kedi gördün mü Eda? Pardon, ben bir sakinleştirici alacaktım. Tabii. Çok geçmiş olsun. Neyiniz var? Kocanız mı aldatıyor? Ne alakası var? Ben evli bile değilim. Seyahate çıkacağım. Uçak korkusu var bende. E bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyor muyum? Oldu o zaman. Hadi Oğuzhan sen biraz gez dolaş. Al bu parayı da yemek yersin. Belki temiz havayı gelir. Eda bu para çok ya. Tamam ben bunun üstünü getiririm. Ben buralardayım. Bir şey olursa beni arama bağır, masraf çıkmasın. Tamam mı? Buyurun lütfen. Pardon evladım. Bir şey sorabilir miyim? Amca bu muhabbetin devamı genelde evladım yolda kaldım. Bir yol parası oluyor ama ben ulaşım ücretine fikren karşıyım. Sırf karşıya çift bilet basıyor diye Avrupa yakasına hiç geçmedim hayatımda biliyor musunuz? Ama Sultanahmet'i fotoğraflardan falan biliyorum yani. Yanlış anladın evladım. Sen şu eczanede çalışmaya başlayan Oğuzhan değil misin? Allah Allah. Mahallede haberler ne çabuk yayılıyor ya. Evet ama benim asıl mesleğim muhasebecilik. Yani bu Eda teklif etti diye yaptığım part-time bir iş. Yavrum kim kime bu devirde durduk yerde iş verir? O kadar adam dururken senin yanında çalıştırır. Sence bu mantıklı mı? Ben Eda'nın kerizliğine yorduydum ama. Mantığın sustuğu konular vardı evladım. Benim gördüğüm bu kız sana aşık. Eda bana aşık. Bu bana hiç mantıklı gelmedi dayı. Ama aşk da mantıksız bir şey ha. Oğuzhan, müsait olduğuna gel de ilk maaşını vereyim. Özel sektörde maaş çalıştıktan sonra verilir Eda. Senin ayrıcalığın var. Sektör değil, sen özelsin. Yaktın beni Eda. Abi kolay gelsin. Ne var lan? Ben size bir itirafta bulunacaktım da. Söyle kardeşim. Şey... Bana bak lan, bu peçeteleri falan hep lavaboya sen mi attın yoksa ya? Arkadaş nedir lan bu peçete sevdası? Her yerden peçete fışkırıyor. Fışkır. Kate. Ya. Kate. Çok geç. Sen de gör. Yok abi o değil. Şey, ben aslında kızım. Anlamadım kardeş. Ben aslında kızım abi. Gerçek adım Cansu. Bunlara Sabahattin dedim. Anlamadım Cansucuğum. Abi şöyle ki, bizim bölümdeki tek kız benim. İçerideki hayvanlardan 250 tanesini aynı amfide düşün. Ben de ne yapayım? Canımı kurtarmak için gerçek kimliğimi gizledim. Yalnız bayağı iyi gizlemişsin. Hani öyle derinlere gizlemişsin ki... Vallahi Akut gelse bulamaz. Sen bile bulamazsın onu bu saatten sonra. Geçmiş olsun. Öyle deme abi.
Şimdi gitsem kız olduğumu söylesem yine o çapkın, iğrenç bakışlarına maruz kalırım. Değil mi? Cansucuğum yalnız sana asla asla bizim mahalledeki Hüseyin çapkın bakışlar atar. Onu da terörist zannettiği için yapar. Sen var ya askere gittiğin zaman 4-6 nöbetinde Badin'de Cengiz Kurtoğlu'na söylersin. Şu bölüme girdiğim güne lanet olsun abi. Hayatımdan bezdim. Ben de anne olmak istiyorum. Ne? Bu bir teklif mi? Bir şahit dedim ya Cansucuğum. Kateye yanıyor. Bıyığı kesersen kesin. Kesmezsen belki. Evlat sevgisini tatmak istiyorum. Bıktım abazan muhabbetinden. Lan! Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Toplanın buraya, toplanın. Gel gel gel, toplan şöyle. İş geç 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 geç. Dizi şöyle. Oğlum madem bu kadar işler acısı durumdasınız, abinizi dinleyin. Çıkarıyorsunuz telefonunuzu. Telefonunuzda listede kaç kişi var? Hepsini arıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Parti vereceğiz diyeceksiniz. Evet, hadi bakalım abisi. Herkes utanmaca, sıkılmaca yok. Lafım sana değil ha, aman. Kesinlikle iz kalsın istemiyorum. Herkese Celil ölmüş zannetsin. Bir an önce de bitsin bu iş. Hiç merak etme Nihit Bey. Yalnız şu aralar bir nakit problemi var. Bir aya kadar da çözeceğim o işi. Ondan sonra paranı fazlasıyla alacaksın. Siz benim en hatırlı müşterimsiniz Nihit Bey. Hiç önemi yok. Böyle de söyleme kardeşim. İnsan kendini bir kötü hissediyor ya. Nevaleden de biraz alırsak. Vazgeçtim. Erteledim operasyonu. Benden haber alana kadar hiçbir şey yapma. Siz bilirsiniz Yiğit Bey. İyi günler dilerim. Sağlıcakla. Hüseyin kurban ol. Sarılaydım ben evladıma. Geçme dedim. Gel Feyza gel. Tekin Çetin Dorum benim yüzümden milli sahnesi başladı. İnsan baba olunca anlıyor. En zor meslek babalıkmış. Ya Sezai abi ya. Babam ve oğlum izleyerek babalık duygusuna mı girilir? Sen gidip Deniz'le konuşsana. Babammışım desene. Kızım sen ne kadar cüheylasın ya. Bir düşün 25 sene sonra ortaya çıkıp pat diye ben senin babanım dese. Bu habere dayanılabilir mi? Hani yani insan bir yıkılır tabii. Yani. İnsan bir yıkılır tabii. Yıkılır tabii insan. Onun için taktikli çalışacağım. 25 sene sonra sen de bilmediğin bir çocuğun annesi çıkabilirsin. Hayat bu. Öğren bunları. Sezai abi, senin şu cümlen var ya tamamen mantık hatası. Ama taktik ne merak ettim. Söyle bakayım. Subliminal çalışacağım. Subliminal? Subliminal çalışacağım. Deniz'in bilinç altına inip baba figürü olarak yerleşeceğim. Çağır gelsin, izle bak. Pompacı. Gel. Gelin çocuklar gelin gelin. Deniz, yavrum. Bir şeye ihtiyacın var mı yavrum? Aç mısın? Sana bir şey ısmarlayayım mı? Uyar vallahi. Açlık has safhada. Ha iyi Feyza. Deniz yavruma bir tane İskender, bana da bir bardak su. Deniz, şey bana oradaki broşürdeki numarayı bir okusana. Lensimi takmadım, okuyamıyorum ya. Okuyamıyor musun? Ceketimi satarım, yine de seni okuturum. Sen yeter ki oku, ben buradayım. Oku yavrum. Sezai abi ya Kartal'a da bir şey ısmarlasana bir şişmesin. Yok yok ya ben İskender yemiyorum. Salça bende cırcır yapıyor. Bende de cırcır yapıyor. Sıradan önemsiz bir tesadüf işte. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. Hiçbir evlat yoktur ki babasının sırtını çiğnememiş olsun. Ah benim. Şurama böyle bir ağrı saplandı ya. Dopacık taş gibi bir şey oldu lan. Ah. Deniz yavrum şöyle ben bir uzanayım da sen de bir babayın ayrına bir sırtımı çiğneyiver ya. Burada mı? Ne diyorsun abi sen? Orada işte ne var oğlum biz de ekmek getirmek için de her gün çalışıyoruz ya ne var oğlum ya. Çiğneyim mi? Çiğne çiğne iyi gelir. Yavaş ama bokunu çıkarma. Benden günah gitti. Bilim 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 bilim. Senin babayın kemiğidir. Nasıl iyi geldi mi? Ay, aşağılara doğru aşağı. Emin misin abi? Evet eminim eminim. Yukarıda ciğerlere doğru. Ciğer cinma. Adam acıdan bayıldı. Mis gibi evlat kokuyor. Yavru kokuyor mis gibi. Sen de çok güzel kokuyorsun Sezai abi. Sen kimsin lan? Bırak lan beni. Bırak. At beni denize bu mucağına. At. At. Sen de gençliğimi görüyorum Deniz. Ben de senin yaşlarındayken omzumda böyle muhabbet kuşu taşırdım. Saçım bozulmadı değil mi lan? Yok yok. Yok lan bozulmadı.
Ama yine de dökülecek, haberin olsun. Başımda bir bela var Beyler. Konuyu fazla uzatmayacağım. Onun yerine parayı uzatacağım. Abi ne? Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Bu böyle olmaz. Paranın yarısını şimdi, yarısını iş bitince alırız. Racon mu öyle? Bir de racon mu olur ya? Ortasından yırttın, çeneni bile yırttın ya. Ben sizin sonunuzu hiç hayırlı görmüyorum Beyler. Su testisi su yolunda kırılır derler ya. İşte onu diyenleri de Allah razı olsun. Sizinle yoksa bu mahallede bir ömür geçmez. Sektörde tekel olmak en sevdiğim özelliği. Metin de Ali'nin dükkanını başına çıkın. Yerle bir edin. Kapış. Hı? Hı? Kim bir sizi lan? Bir sizi bileyim. Ha, tamam anlaştık. Aa, Oğuzhan ağlıyor musun sen? Yok Hamiyet teyze, soğan doğruyorum. Oğlum sen yani nasıl bir ruh hastasısın lan? Madem derdini söylemek istemiyorsun, öyleyse adam gibi bir bahane bul. Hadi gir içeri gir. Gel bir dertleşelim hadi. Geç. Ey Allah. Şimdi herkes arayacağını aradı. Bütün arkadaşlarınız geldi mi yani? Evet abi. Başlayalım mı partiye? Ben buna şapka çıkartıyorum. Lan ne partisi? 4 tane heriftiniz, 12 tane adam olmuşsunuz. 12 mal adam. Arkadaş yine bir tane kız gelmemiş eve ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bak bak bir tane kız yok ya. Öğrenci evi diye geldik. Örgüt evi çıktı anasını satayım. Şu tiplere bak lan. Şu tiplere bak. Lan oğlum. Siz vebalı mısınız? Karantinaya mı alındı burası? Doğru söyleyeyim bak. Metin ben artık kızdan vazgeçtim abisi. Buradan baktığım zaman insan göremiyorum lan. Boş verin be abi. Dünyanın en güzel şeyi erkek muhabbeti değil mi? Evet abi, kızlar kafa açıyor zaten. Biz bize yeteriz. Ne futboldan anlarlar, ne siyasetten anlarlar. Ha, bir de devamlı çişleri gelir. Lan yürü git. İki tane kız gelmedi, hemen erkekler iyidir kolpacılığı. Yerler mi oğlum? Erkek muhabbeti bambaşka olur kanka. İçelim bunu. Kupon yapalım kanka. Oğlum bir kere bak. Erkek muhabbeti iyi bir şey olsa hepimiz sabahları kalkarız, Meclis TV izleriz. Öyle bir şey yapıyor muyuz? Hayır. Sen kimsin? Tanımazsın abi. Vallahi mı? Lan embesil, tanısam niye sorayım? Tanımadığım için soruyorum zaten. Sen kimsin teyze? Abi o benim halam. Hani sen telefon rehberindeki bütün kızları ara demiştin ya. Benim telefon rehberimde sadece halamın numarası kayıtlı. O da sağ olsun kırmadı geldi. Çocuk parti var deyince bizim siyasetle işimiz olmaz dedim. Ama ısrar edince kıyamam. Hoş geldin prenses. Burcu ne? Yuh arkadaş artık oha ya. Direkt burç muhabbetine girdi ya lan. Ulan oğlum. Sizin bir haltı becereceğiniz yok yemin ediyorum. Ben çözeceğim işte, ben çözeceğim işte. Alo Kamuran abi. Abi bir dinle, bir dinle. 12 tane çocuk gönderiyorum sana abi. He he. Bir saatliğine bir içeri girip çıksınlar. Şu şeyi bir atsınlar, zehri salgıyı atıp bir atsınlar. Evet abisi. Alırlar abi, duşta alırlar. Alırlar. Alırsınız değil mi lan? Alırlar. Hadi abi. Abi, yoksa düşündüğüm şeyi mi yaptın? Sen ne düşündün lan? Bizi Aksaray'a pavyona mı göndereceksiniz? Vallahi geldiğinizden beri soracağım, soracağım. Soramıyorum, utanıyorum. Oh! Teyze. Bezemek miyim lan ben? Ha? Tesisatçıyım ben oğlum, Suhi tesisatçı. Allah'ım utanıyormuş da soracakmış da bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Oğlum, 6'ya 6, 11-12 halı saha maçı ayarladım. Ona gönderiyorum sizi. Ancak o patlar. Abinize iyi kulak verin bak. Gidin enerjinizi, elektriğinizi mutlaka atın. Kaç yaşına gelmişsiniz, ağzınızdan yüzünüzden sivilce fışkırıyor lan. Zaten ben böyle müesseseye hizmet vermek istemiyorum. Paramızı da almadık. Abi artık saçı koştu gitti. Mastik'le geldi öyle falan filan. Hadi, hadi abi sizlere. Burası ortam. Lan yeter. Lan siz de kavga ettiniz. Kakat! Sen çok özel bir çocuğa benziyorsun. Süsünüz düştü. Ben tipik bir ikizler erkeğim. Ya Hamiyet teyze sen öyle anaş bir tavırla beni içeri çağırınca ben de nasihat vereceğim filan zannettiydim. Sen bayağı iş yaptırtmaya çağırmışsın beni. Oğlum şu an itibariyle evde 10 kişi yaşıyor. Her gün ev işi yapmaktan ciğerim soldu benim. Bazen delirmiş taklidi yapıyorum ki başka iş kitlemesinler diye. Sen şimdi bu bir taraftan sar bir taraftan anlat hadi.
Ne derdin? Ya Hamiyet teyze, mahallede bir kız bana köpek gibi aşık oldu. Nasıl görsem beni taparcasına arzuluyor. Her hücremi, her zerremi en ince ayrıntıma kadar şımartıp beni pamuklara sarıp sarmalamak istiyor. Aldığım her nefes için Allah'a binlerce kez şükrederken benim cennetten düşen kanatsız bir melek olduğuma inanıyor. Aynı şeyleri bir zamanlar ben de Tahsin için düşünürdüm. Siz Tahsin amcayla görücü usulü evlenmedi miydiniz ya? Biz Tahsin'le görücü usulü değil, Alman usulü evlendik. Yani herkes yediği kadarının karşılığını verdi. Açık konuşmak gerekirse ben Tahsin'le olan ilişkimi Brad Pitt, Angelina Jolie ilişkisine benzetiyorum. İkisi de star ama birlikte yaptıkları bütün projeler skandal. Örnek Metin, Ali, Feyza. Hadi sen ne söyleyeceksin anlat bakalım şimdi. Şimdi Hamiyet teyzeciğim, bu zamanda en büyük problem karşılıksız aşk. Ya bu kız böyle psikopata bağlar da beni 14 yerimden bıçaklarsa? Ben canımı yoldan buldum Hamiyet teyze. Görüyor musun? Bak şimdi ben mecburen evlenmek zorunda kalıyorum bununla. Hadi hatta hemen kalk gidelim biz bunu isteyelim. Ne istemesi oğlum? Ne istemesi? Dur. Önce bir bakalım. Öyle evlilik kolay bir iş değil. Şimdi aranızda bir elektrik var mı? Varsa hemen gider isteriz. Ha, ne yapacağım o zaman ben şimdi? Ben sana her zaman ne diyorum oğlum? Kızları içir, sarhoş et, mühürü yapıştır geç diyor. İşte tam zaman. Al kızı yemeğe götür. Baktın işler iyi. Game of Thrones izleme bahanesiyle eve atarsın sonra. Ama Hamiyet teyze şimdi ben dışarıda hayatımda bir kere yemek yedim. O da annem beni dayımlarda emzirmek zorunda kalmış. Hepsi bu. Heh, sen onu da beceremezsin zaten salak. Şimdi o zaman sen kızı al. Bizim gün var ya. Getir kızlar bir görsün. Biz onlarla ayarı veririz. Of tamam. Ey Allah'ım ya, nereden geldi başımın bela anlamadım ki. İnşallah güne kıvanç tatlı tuğ da gelir de kızı elimden alır. Öyle bohça gibi değil, ince ince sar. Nasıl gösterdim ben sana? Öküz gibi oldu böyle. Tamam. Hadi dikkatli. Büyük bir H harfi var. Bu nasıl girmiş lan oraya? Neyse, çevresinde bir kadın. Alta var elimizde, uzun lip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Ne ormanı ya? Bunlar konuyu tamamen yanlış anlamış. Oğlum siz neredesiniz lan kaç saattir? İşte senin verdiğin görevlerle uğraşıyoruz patron. Metin'le Ali'nin dükkanlarını başına yıkacağız ya. Yıkıma şuradan başlayalım diyorum. Zaten burası tapuda da gözükmüyor. İki balta indirdik mi yıkarız o duvarı. Bina tümden kaçakmış. Ne? Kaçak mıymış? Metin'in Ali'nin dükkanı kaçak mıymış? Tapu yok muymuş? Arsa tapu da mı yokmuş? Hiçbir şey yok muymuş? Evet de konu o değil. Bize hilti lazım. Hilti olsa 10 dakikada ezer geçeriz o dükkanı. Hilti değil. Kim mi yapacak bunu? O daha yıkıcı. Barış. Patron. Belediyeye gidelim. Gelsinler, yıksınlar dükkanı. Beyler. Biz de o sırada belediyedekilerle samimiyet ilerletelim. İhalelere fesat karıştırırız. Hadi hadi yürü. Yürü. Sen arkamdan yürü. Havam olsun. Ulan mesleki deformasyon işte. Yine arabanın altındayım. Yine arabanın altındayım. Sezai abi. Memlekette yer yerinden oynuyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Umurumda değil Feyza. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen? Bak bir gün hiç unutmam belim acayip ağrıyor. Deniz koşa koşa yanıma geldi. Şeytin çiğneyim de çabuk iyileş baba. Uyuf dedi. Sırtımda bir flamenko yapışı var. Geçmiş zaman işte ya. İnsan her şeyi unutuyor. Fakat evladıyla yaşadığı anı bugünmüş gibi. Bugündü zaten Sezai abi. 3-4 saat önceydi. Ne yapayım unutamıyorum. Acısı hala buramda. Sezai abi sen hem kendine hem bana niye eziyet ediyorsun? Gidip konuşsana Deniz'le. Yok ya vereceği tepkiden korkuyorum. Kabullenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Yok be kızım öyle değil ya. Döyer diye korkuyorum ya. Baksana yiğidime ya. Kafamı tutup güvercin gibi koparır vallahi ya. Ben daha güvenli bir yol izleyeceğim. Sormasam da söyleyeceksin zaten. Neymiş o yol? Onunla biraz takılacağım. Onun en iyi arkadaşı olacağım. Samimiyet ilerleyince de düşünsene Feyza en yakın arkadaşının baban çıktığını. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi ya? Ya mükemmelsin valla. Hakikaten bundan daha iyi bir şey olamaz. Benim hemen kanka olmam lazım Deniz'de. Kankalığın püf noktası eşek şakasıdır. Eşek şakası yaptın mı ortam ısınır, kaslı vücutlar şenlenir. İzle bak. Deniz evladım. Buyur abi. Ya benim elim dolu. Şu pantolonumun cebinden arabanın anahtarını çıkarıversin. Vereyim abiciğim. Eşek şakası mı?
Kartal da bayılır böyle pis pis şakalara. Af! Ne oldu lan? Pantolon balı elini mi ısırdı? Çıkrıklemişken devam et bari. Sezai abi, kocaman adamsın, yaptığın şakaya bak ya. Birciler iki oldular. Ya sabır. Söyle sultanım, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sultanım mı? Deniz! Banyodayım, giysini! Nerede olacağım? İşteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi, bitir işimizi pompacı, hadi! Hadi! Abi, iki saniye huzur verin, ne olur ya. Heh, dinliyorum ben seni. Deniz, çikolata bitti. Ya pekmezden tahin mi karıştırsak acaba? Tahini sen sür pekmezi, ben bu hayvanla karıştırsın bizi. Tadından yer miyiz abi? Ya ne kızı, ne alakası var? İşten arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur, kapama, hayret edersin. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyoruz biz? Manitana şaka yapıyoruz oğlum, arkadaşlar arasında olur böyle şakalar ya. Niye trip atıyorsun? He? Ne manitası abi? Ablam üç gündür hastanede, doğum yapacak. Yalan söylüyorum sana, dağlattınız kızı ya. Hadi be. Neyse, onu enişte geçip teselli eder. Bak hala ya. Tövbe tövbe. Elimde kalacaksınız şimdi ha. Şişt, oğlum, o eli bir kapa lan. Şişt, sok onu yerine lan, şeytan meytan doldurur. Sokacağım. Deniz. He. Yakala. Ya görüyor musun vücudu beni, ne kadar ince, kalça ne kadar dar ya. Tıpkı benim gençliğimdeki gibi. Bu ne lan? Tipini sikeyim. Yok artık. Bu kadar tesadüf olamaz. Feyza kızım, sen çözeceksin bu işi. O yürültü ne lan? Ne oluyor ya? Dozer lan bu. Hayır olsun iş. Amirim, hayırlı olsun. Kolay gelsin. Hayırdır? 15 ha burası mı? Burası amirim, hayırdır? Yıkın. Neyi yıkın? Bir saniye ya. Amirim, biz burada kiracıyız değil mi abisi? Ya abi, dünyada kiracıyız. Adreste bir yanlışlık olmasın. Beyefendi, bina kaçak. Elimizde yıkım emri var. Bakın. Ya aslanım, ver bakayım şunu. Bunlar yanlış yere ayrıldı. Nasıl ya? Bir sürü dükkan var. Yalnız bu bizim için büyük bir yıkım olur amirim. Ali ve Metin yıkım emrini okuyunca bir anda haberlerde izlediğimiz mağdur gecekondu sakinlerine dönüştü. Yapmayın abi! Bu kardeşle ben nereye gideyim? Yapmayın, kurban olam. Yıkmayın abi! Anama sevana bak Yüfret abi. Ben öyle yıkma, ben öyle yıkma. Burası Kanlıca. İstanbul'un en orta yerinde. Burada bir insanlık dram yaşanıyor. İmmeti Muhammed! Bir insan bu kadar küçülür ya. Çiğneyin lan beni. Üzerime basın geçin. Kafamın üzerine bas geç. Silindir gibi ezber ama yıkmayın. Elektrik verin bana. Ben öyle yıkmayın. Yıktırmam. Yıktırmam. Bak, dümenden şive yapıyor. Resmen ajitasyon. Zabıta gelince özellerin altında yatam da kala. Vay benim gençliğim, vay benim suhitesi, insan sektörü. Oy ne ya? Ya yıkın geçin Allah aşkına ya. Bunlar resmen numara yapıyor. Sen geç kardeşim, özellikle geç. Kaçar o zaten, korkağın teki. Seni fitneci. Ne? Evet, üçüncülük, üçüncü grupta şampiyonluk mücadelesi veren keçi öğren gücünden konuştuk. O zaman biraz da aşktan bahsedelim. Yani bence aşk büyülü bir şey. Mesela ben aşk olmadan yaşayamam. Tövbe de. Ekmek? Ekmek olmadan yaşayabilir misin? Ekmeksiz adamın karnı doymaz ki bir kere. Ekmek adamın midesinin suyunu alır, suyunu. Hayır yani, mecazi olarak. Ya miden? Miden olmadan yaşayabilir misin? Nasıl yaşayacaksın? Düşünsene, yediğini sindiremiyorsun bir kere. Adam iki gün kabız oluyor da imanı geviriyor. Sen nasıl yaşayacaksın midesiz Eda? Onu demiyorum ben olsan. Bak Eda, bu devirde her şey parayla. Parasız yaşayabileceğim mi? Sen onu söylesene bana. Kiranı nasıl ödeyeceksin? Elektriğin suyunu nasıl ödeyeceksin? Millet sokakta acından ölüyor. 10 lira için millet birbirini bıçaklıyor. Haberin var mı senin Eda? Olsan bir susar mısın? Ya bak, adam kıymayı gramla istiyor. 150 gram verir misin abi diyor. Bir yemeklik. Öyle kiloyla kıyma alma devri. Bitti hanım, bitti. Of. Of ya, of tabii. Hem içine bulgur da katıyorlarmış. Tavuk kemiği, horoz ibi, kıkırdağı ne varsa koyuyorlarmış içine. Daha da kime güveneceğimizi şaşırdık arkadaş ya. Yok, sen ne dersen de. Beni inandıramaz. Aşk ekmek kadar, su kadar hayatın içindedir. Allah Allah. Bu kız kudurmuş. Eda. Belli ki sen beni kafesleyeceksin. Benim kaderim yazılmış. Tamam.
Al bu evin anahtarı. Al al al. Al bunlar da faturalar. Ben zaten eve akşam girer sabah çıkarım. Sana da birazcık mutfak parası bırakayım. Beş kuruşu alayım. Benim üzerimde bulunsun bari. Hadi sana hayırlı işler. Bunun kafa gitti yine. Ne oldu şimdi? Vay hilimiz alım hilimi. Öşünden insin kara hilimi. Zalım hilimi. Ciğerine kurt dola için kamer ezin gir. Deli hilimi. Kudum hilimi. Hey ya hey ya hey. Küfür mü etti o ya? Hem de nameli. Naneli mi? Yani naneliyse olur ya. Lan gidin lan buradan. İstemiyoruz oğlum sizi. Adamı delirtmeyin lan. Yeter bu tantana. Sirk mi oynuyor burada? Ha? Yıkın artık. Aliler bu taktiğin işe yaramadığını anlayınca hemen sıradakine geçti. Milli duyguları sömürü. Amirim bir dakika amirim. Biz devletine, milletine, bayrağına bağlı insanlarız. Beni bu devlet okuttu. Allah'a zeval vermesin devletimize. Ben de askerliğimi bordo bereli olarak yaptım. Vietnam'da hem de. Vietnam'da. Vietnam mı? Ne diyorlar? Şov yapıyorlar ya. Şov şov. Bu bayrağı bir gün Washington'a dikeceğim. Washington'a. Abisi Aciler Feyza'yı ara. Babam bunlar duyarsa bizim ağzımıza sıçar. Bu iş ancak Feyza açılıyor. Hadi abisi ara. Hayır. Yıkacağız burayı. Emir var, yapmayın. Ben de emir kuluyum. Sen emir kuluysan ben de Allah'ın kuluyum. Ya yıkın, yıkın. Yıkın ya. Beni arzulamışsınız. Aman, arzu etmişsiniz hanımın. Müşteriden şikayet var. Şu saçını başını tara ne olur ya. Sabah işe gitmek için evden çıkan müşteri seni görünce şehadet getirip ümreye gidiyor be. Tara. Ha, bastır iyicene. Bastır. Saçımın bu hali size hoşnut etti mi hanımım? Ne hoşnut olacağım be? Hadi lan! Hanımım, bu Sezai abi gelmeyecek mi bugün ya? Vallahi gelseydi denize makara yapardık biraz ha. Bir şey söyleyeyim mi? Şu Sezai abi 10 numara baba adama. Ne? Hadi. Tamam çıktım ya. Çok baba adam mı? Yoksa harbiden baban mı? Öğrenmemize çok az kaldı kartal. Arkadaş, şu kartal gitsin diye 2 saattir bitkinin arkasında kamufle oldum ya. Evladım olsa sevilir mi bu ya? Bak Feyza, oğlum deniz için ne yaptı? Yuh be Sezai abi, yuh be sana! Ya mevzuya uyanırsın dedim ama yok be arkadaş. Bana mısın demiyorsun sen. Senin benzinlikteki oğlun deniz değil, kartal. Anla artık şunu be, anla! Nereden vardın bu sonuca? Ya bir de soruyor musun? Karakter desen aynı, tip desen copy paste. Ben kartalın babası. Hiç inandırıcı değil. Zaten kartalın bir babasının olması hiç inandırıcı değil. Bence onun anası tek eş türemiştir. Ya ispatlayacağım ben sana. Gönüllü oldum senin için. Ver bakalım saçından bir kıl örneği. Faka bastın, kendin yakalandın. Ne dedin? Saçından bir kıl örneği dedin. Bende saç var mı? Yok. Kartalda? Oho! Ben onun kadar insanlı bir kıl görmedim ya. Sezai abi bir şey diyebilir miyim? Hayırdır? Bir dakika bir gelir misin? Tek mi çift mi? Kalabalık. Tamam. Şimdi ben bu DNA testini yaptırmaya gidiyorum tamam mı? Dükkan sana emanet. Alo abi. Nereye geleyim? Ne olmuş? Hemen tamam dur geliyorum bir dakika bekle. Ya ne olmuş ne olmuş? İnsan bir şey der gider ne olmuş? Yine mi karavan alan Sezai? Bir tarafa bakınca içimi kaplayan bir neşe, diğer tarafa bakınca tam bir izzet altın meşe. Yaklaşmayın, yaklaşmayın. Ne yapıyor bunlar ya? Yaklaşmayın. Durun! Pizza! Durun! Çekilin! Ne yapıyorsunuz burada? Ne işin var senin burada? Ekmeğiyle oynayayım da görsün. Ne oluyor, ne yapacağız şimdi? Beni niye çağırdınız? Tamam Feyza, gel. İçeriden geç. Bir bidon benzin al gel lan. Nerede lan bu tırnak makası? Size şimdi göstereceğim sen dur. Yaklaşmayın lan! Lan! Keserim başımı. Gel kız buraya.
Bacımı keserim, vallahi billahi keserim bacımı keserim. Gökten koç mu inecek, ne yapıyorsun? Amacın ne abi? Abi şey çaktırma, blöf yapıyorum, adamlar gitsin diye numara. Yordur abi, yordur. Benden yana sıkıntı yok. 3-5 de tokat salla, gerçekçi gözüksün. Hadi. Yaklaşmayın lan, yaklaşmayın lan. Vallahi billahi keserim diyorum bak. Kesme! Etme! Yapma kardeş, bak çekildik. Bırak kızı. Metin, abisi. Bidonu getir. Benzin getir lan. Ben şimdi göstereceğim size. Allah, abi sen ne yapıyorsun ya? Bir dükkan yüzünden bacımızı canına mı kıyacaksın? Yapma etme gözünü seveyim. Beni al, bacımı bırak lan. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol, bir şey yok. Benim bir tane abi, bir tane de bacım var. Amirim, gözünü seveyim, kıyım onlara. Biri mezara, biri mapusa mı gidecek? Bu ne lan, yaprak dökümü gibi olduk. Abi, yeter lan, numarayı. Yeter lan. Abi, dur, numaradan yapıyoruz. İyiyim ben ya, iyiyim. Ha, o zaman şimdi oldu bak. Abim diye demiyorum. Harbi psikopattır, pilava tuz atmadı diye bir gün annemi bıçaklayacaktı. Ben size söyleyeyim. Uzak durun. Ya bırakın yaksın ya. Bırakın yaksın. Allah Allah. Dök lan benzini. Yakıyorum ulan. Ben Allah'ın malı. Sen niye kendine döküyorsun oğlum? Döksene biraz Feyza'yı. Dök, yak, dökün lan. Yeter ulan. Nerede lan bu çapla? Kes beni. Çıkarayım mı? Kes beni. Yaklaşmayın lan, yakarım burayı. Yakarım burayı. Yalnız dikkatli ol abi. Bütün mahalleyi havaya uçursun. Niye lan? Su yok mu oğlum bunun içinde? Jet yakıtı. Lan mal değneği, sen jet yakıtı mı geçirdin içeride? Bir kere getirdik ya abi dükkana, motorda deneriz diye. Daha etkili olsun diye. Ya Metin, olaya kendini vermiyorsun. Verdiğin zaman da yanlış veriyorsun. Yanlış veriyorum. Israr etmeyin oğlum bak. Israr etmeyin bak. Vallahi şu an jilet geçiriyorum. Vallahi jilet geçiriyorum diyorum bak. Gözlere bak, gözlere fermecir olmuş. Böyle gözler normal insan gözüne benziyor mu? He? Oğlum bak, bu kıvılcım bir yarın buradan başlayan kıvılcım Anadolu'nun hesabına gelir. Lan! Bu böyle olmayacak. Bitmez artık bu iş. Ne yapalım? Çekiliyoruz. Kardeş, bak biz çekiliyoruz. Siz de bırakın artık bu işleri. Gidin. Hemen. Gittiğinizi görmeden vallahi bırakmam. Hemen keserim. Aha, ne oluyor lan? Ne oluyor? Gidiyorlar. Gidiyor. Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Eğer gidiyorsunuz, ben de bu adamı keserim. Yıkın şu dükkanı. Yıkın. Kesme, kes. Kes. Senden mi korkacağım? Sen kesmezsen ben keserim büllüğünü. Adama ne oluyor? Adama ne olmuş? Lan nasıl bir manyakların arasına düştük be? El alem deliye hasret, biz akıllıya. Asabımı bozmayın. Kesmesin lan kimse birbirini. Eğer gidersiniz, ben bu adamı keserim. Eğer gitmezseniz ben de bacımı keserim. Ya biz burada mı yaşayacağız be? Ne haliniz varsa görün. Nasıl bir sapıkların arasına düştük ya? Çalıştır. Hemen gidelim, bize de bulaşmadan. Al. Çalışsın. Siz göreceksiniz. Sizin yüzünüzü aklıma kazıdım. Hele senin kırmızı karanfil, seninle görüşeceğiz. Abilerinle olan savaşımda normal değilsin. Ama dua et. Sivil bir masumsun. Şimdi asıl soruna gelelim. Benzinlikte kim duruyor Feyza? Hı? Kim duruyor? Şu anda benzinliğin başıboş kalmaması için hemen işin başına dönmen lazım. Hadi koş, koş. Emredersin değil mi bey abi? Koş. Evet. Ben sizi niye çağırdım? Niye çağırdım? Niye çağırmıştım? Ha, mahalleye gideceğim, dükkan size emanet, tamam mı? Hadi bakalım. Deniz, sen de bize bir müsaade etsene. Ulan ne çocuk ya. Deniz'i gönderdiğine göre aklında ne cinlik var Sezai abi? Ha, ne dedik? Bu defa cinlik yok Kartal. Durum cinlikten çok adamlık istiyor. Takip edemedim ben, anlayamadım. Dün bir arkadaşımdan haber geldi. Uzun hikaye, neyse. Geçmişte yediğim bir halt işte. Ben de yeni öğrendim yani. Benim benzinlikte çalışan bir oğlum varmış. Bu benzinlikte mi Sezai abi? Artık Sezai abi yok Kartal. Abi deme bana.
Yani sen şimdi benim bab... Vay be. Ama iki gündür benden çok sen Denizli'ydin ki. Ha? 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 Ha sen o sandın. Tabii Deniz varken kim ne yapsın Kartal'ı? Kartal kim ki? Ulan ben 24 senedir bu anı bekledim. Beklediğim an bu değilmiş. Sen büyük ödülü istedin. Aborti bile çıkmadı değil mi Sezai abi? Ben çıktım. Kartal çıktı. Sen şapkadan tavşan beklerken sıçan çıktı değil mi Sezai abi? Öyle değil Kartal. Öyle. Öyle. Biz Deniz'de arada çıkar dolaşırız. Kızlar hep ona bakar. Lan derim göz var, izan var. Tabii ona bakacaklar. Şu kadarcık kocunmam. Şu kadarcık koymaz bana. Ama insanın annesi babası için de mi öyledir Sezai abi? Hayat çirkinler için gerçekten de çok çirkin be Sezai abi. Bak hala abi diyorsun be oğlum. Oğlum yok. O yok. Oğlum yok. Bu konuştuğumuz aramızda kalacak. Bu muhabbeti hiç yapmamış olacağız. Sen de benim hep Sezai abim olarak kalacaksın. Eyvallah. Oh. Ulan çirkin ördek yavrusu az daha bana kalıyordu ya. İki ağladım zırladım da neyse ki çekti gitti. Ama ne kadar güzel ya. Belli ki bu işin sonu ya karakolda ya mezarlıkta bitecek Metin Özdemir. O zaman hayırlısı olsun Ali Özdemir. Hazır mısın Barış? Ben hazır doğmuşum abi. Bir fitne ateşine bakar, koca bir mahalleyi yakıp kül etmek. Ama o mahalle temiz insanlardan oluşuyorsa bir fitnenin ateşini diğeri söndürür. Hilmi abi ben çok kötüyüm. Baban kimse kim? Hilmi abim var burada oğlum. Ben varken babaya ne be ihtiyacı yok. Hı. Aşağı tükürün mü abi? Tükür lan. Bir daha. Bir daha. Al. Kimseye söylemem. Tamam mı? Tamam babacığım. Aslan oğlum be. Ya abi ben ne anlarım aşk meşk işlerinden ya. Nasıl kurtulacağım bu işten? Dert ettiğin şey var. Tamam ulan. Sırf sen kurtul diye Eda'yı kendime aşık edeceğim. Vallahi Metin abi. Vallahi lan söz sana. Eda'yı kendime aşık edeceğim. Abilerin gülü ya gülü. Tamam hadi git artık kız bakıyor hadi git. Şükriye. Bir saniye ilgileneceğim ben sizle. Buyurun parasınız iyi günler. ₺19.80. Şükriye hayırdır? Ne? Hiç öyle bakma Ali. Gurur duyuyorum ben kendimle. Hayatımda ilk defa. Buyurun sizi alayım. Demir Karahan, doktor. 3 yaşlı İngiliz, 2200 metre çim. 4. ayak tek. Selamünaleyküm. Neymiş, neymiş? Sezai abi,
Sen de benim gibi test tekniğinde hep başarısızdın zaten. Bak. Hiçbiri. Kartal değil, deniz değilse... Ulan biri bizi fena taklaya getirdi. Sezai abi, biri bizim mahalleyle çok fena uğraşıyor. Yakında anlarız abi. Biri bizi dıngır diyor. Ya arkadaşım senin sıkıntın ne ya? Çocuğum olmuyor. Bir de 10 dakikada bir tuvalete gidiyorum Ömer Bey. Ulan sana git istediğini öldür dedik. Tamircinin oğlunu gidip öldürmeye kalktı. Aralarına fitne hücür sok dedik. Gidip mahalleliye sarmışsın. Ulan Tahsin'le arkadaşlarının arasına salacaktın. Şu getirdiğin şeylere bakalım. Eğer onlardan da bir şey çıkmazsa sana artık başka bir formül bulacağız. Bunlar işe yarıyor Ömer Bey. Bunların hepsi tam. Tamam. Çık dışarı. Çık! Neyin peşindesin baba sen? Abi sen tehlikeli bir şeylerin peşindesin galiba. 6 senedir hep bu anı bekledim ben. Ne yapayım abi? Öndeki arabayı mı takip edeyim? Yoksa ters şeride mi girdin? Lan öndeki araba dediğin Dudullu minibüsü. Zaten ters şeritten girdin, el freniyle döndün. Manyak mısın kardeşim sen? Sür! Beni aldığın pansiyona bırak. Abicim 6 senedir bekliyorum hep böyle heyecanlı bir şeyler yaşayayım diye. Bak geçen de birisini bindirdiler doğuruyor diye. O da gaz sancısı çıktı. Abi bak eğer bir şey peşindeysen ve bana söylemiyorsan... Ya sus! Ömrü hayatımda ilk defa şu taksimetreye tedirginlik içinde bakıyorum zaten. Zengin çocuğuyum oğlum ben, anlayamazsınız. Kafanı koyarım direksiyona, logoyu çıkarırım alnına. Yürü! Allah Allah ya. Nerede çeşit gelir beni bulur? Seyirciler hazır mıyız? Emre!